Değerli izleyiciler, İslam Bilgilendirme Merkezi'nin Ramazan programına hoş geldiniz. Yine dopdolu bir yayınla karşınızdayız. Bugünkü misafirimiz değerli tarihçi Eyüp Ensar Uğur hocamız. Eyüp Ensar Uğur hocamızla İslam medeniyeti üzerine konuşacağız. Önce kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Hoş bulduk Ahmet Hocam. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz öncelikle. Evet, teşekkür ederim. Ben de sizlere tüm izleyicilerimizin Ramazan'ını yakın zamandaki Kadir gecelerini kutluyorum. Allah razı olsun hocam. Ben öncelikle size hem sizin ilgi alanınız olan İslam medeniyetiyle şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'in kendilerinin şahitliğini bile kabul etmediği bir Bedevi toplumdan nasıl olduğu da çok kısa bir süre içinde dünya medeniyet tarihinin öncüleri olan bir toplum inşa etti. Bunu bizlere açıklayabilir misiniz? Evet, güzel bir soru bu. Tabii bu soruyu da anlayabilmek gerekiyor. İslam medeniyeti ne oldu yani ne? Onu bir anlatalım. Bugün dahi sosyal ilimler terminolojisinde İslam'ın altın bir çağından bahsedilir. Bu altın çağ 7. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar bir 400 yıl hatta 500 yıl kadar geniş bir asırları kapsamakta. İslam medeniyeti işte bu zamanlarda nice alim yetiştirmiştir. İlmin çok geniş alanlarında, yani İslam'ın kendine özgün işte hadistir, fıkıhtır, işte düşünce disiplinleri olan kelamdır, tasavvuftur ve felsefedir, İslam felsefesidir gibi. Ve daha sonra doğa fizikleri, doğa tabiatı falan, nazari tabiat ilimleri derken bugün Batı dünyasında o en şaşalı üniversitelerinde, yani Amerika üniversitelerinden tutun, Oxford'dan tutun, Leiden Üniversitesi'nden tutun, birçok geniş Alman üniversitelerinden tutun, sosyal bilimcilerin işte tezlerini, doktora tezlerini ihtiva eden sayısız alim ve düşünce adamının kitapları, eserleri bugüne kadar tesir ediyor, baş döndürücü. Erken Orta Çağ dönemi sayılan bir dönemde nasıl oldu da yani dünya bu kadar barbar bir halde yaşarken, hele Avrupa, Roma medeniyeti yıkılmış, vahşilerin çizmeleri altında, ayakları altında çiğnendi bir dönem, her şeyin yıkıldığı bir dönemde. Böyle erken bir dönem bu atılım nasıl oldu, nasıl etti? Yüzlerce araştırmalar, ortaya atılan teoriler var. Bunu bir bilelim. Evet, İslamiyet'in ilk çıktığı zamanlar Arap Yarımadası nasıldı? Evet, hepimiz biliyoruz ki Allah Resulü ümmiydi. Yani okuma yazması yoktu. Ama bir adını şimdi hatırlamadığım bir yabancı batılı sosyal bilimci der ki yani onun bir peygamber olağanüstü işler yaptığını anlamak için sadece Arap Yarımadası'nın halini bilmek gerekiyor diyor. Bakın, bu işte rastladınız mı bilmem, internette hızlandırılmış medeniyet uygarlık haritaları vardır. O haritalardaki uygarlık işte bazen Mezopotamya'da, İran platolarında, işte Hindistan'da, Çin'e kadar uzanmış, işte Anadolu'da, Mısır'da, işte Yunanistan'da, İşte böyle medeniyet parıltıları geliyor, gidiyor fakat hiç şeye uğramıyor. Arap çöllerine uğramıyor, Arap Yarımadası'na uğramıyor. Yani alıntı ifadeyle coğrafya da ümmiydi yani. Allah Resulü de zaten bu ümmiliği bir hadis-i şerifinde anlatıyor. Ahmet Hocam bilirse ekleyebilir o şeyi, hadis-i şerifi. Yani bizler hesap bilmez, işte astronomi bilmez, biz bir vasat bir ümmetiz, topluluğuz. Yani o anki durumunu anlatıyor Arap Yarımadası'nın. Evet, gerçekten de dünyada çoktan düşünceler, hercümerçler yapılmış. Yani yeryüzüne gelir gelmez Allah'ın insanın mahiyetini yerleştirdiği ki zaten dünyaya geliş amacını anlayabilme için bir iştiyak, merak, neyiz, niçiniz, bu düzen nedendir sorusunun cevabını arayanlar İslam'dan önce de çokça olmuş.
Yani Mezopotamya'da pişmiş, Mısır'da gelişmiş, Atina'da zirveye oluşmuş. Bununla birlikte yine paralel şekilde diğer bahsettiğim Çin'de, Hindistan'da ilim gelişmiş. Yani bu gelişen ilim öyle büyük bir fikir teşekkülü oluşturmuş ki. Ama İslam neşet ettiği zaman adeta ölmüş veya uykuda. Yani artık müşterisi yok. Yani ne Yunan Platonların, işte onun hocası Sokrateslerin, Aristoların, işte yeni şeyin Eflatun'un, yani Platon'un böyle büyük fikirler, düşünceler, metafizik, astroloji, tıp, matematik, bunlar çok geniş bir sahrada öyle büyük bir birikim yapmış ki bugün dahi mesela kullanılıyor o zamanki bilim metotları, disiplinleri, tasnifleri. Şimdi İslam dünyası ortaya çıktığı zaman Müslümanlar veya Müslümanlar demeyelim, İslam'ın çıktığı yerde Arap kabileleri, Ahmet Hoca'nın da sorduğu, Kur'an-ı Kerim'in işte bahsettiği o kabileler, yani o koskoca Arap Yarımadası'nın çöllerinde kurak, devamlı olan bir su yok, geçici derelerin olduğu, küçük küçük kabileler halinde ve sürekli düşmanlık birbirleri içinde, sürekli işte benim yaylakımı aldın, benim sulakımdaki suyu sen aldın, birbirinin koyununu, devesini kaçırmalar, etmeler, savaşlar, yani böyle vahşi, barbar ve putlarla hemdem olan bir inançları var. Böyle bir dönem ve insanlar farkında değil, çok geri kalmıştı. Yani bir gök tutulması karşısında tanrıların işi gibi görüp böyle mitolojik inançları vardı. Halbuki diğer coğrafyalarda çoktan yıl içerisindeki güneşin hareketleri, ne zaman güneş tutulacaktan tutun, yön tayinine kadar birçok şey halledilmişti. Yani Allah Resulü'nün sadece şahsı değil, bölge de ümmiydi. Mekke'ye de zaten okuma yazmalık neredeyse dedeler, Ümeyye oğullarının işte babaları tarafından, Irak tarafından getirilmiş az insan okuma yazma biliyordu. İşte böyle bir hengamede Müslümanlar nasıl oluyor da çok kısa bir sürede büyük bir atılım yapıyor? Bu sadece Peygamber Efendimizin peygamberliğinin delilidir. Eğer bilmiyorum, harita şu anda gözüküyor mu? Gözüküyorsa orada Müslümanların İşte Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Nebevi'sinden başlayabiliriz. Yani Mescid-i Nebevi düşünün, yani şu resme iyi bir işselleştirin bakın. Patika yollarla gelinen, etrafta böyle gece kondu bile diyemeyeceğimiz şekilde Müslümanların evleri. Yani biz hani diyoruz ya, Hazreti Osman zengin, Abdurrahman bin Af zengin veya fark etmez illa Müslüman olması. Kureyşliler zengin diyoruz ya, onların zenginliği o bölgeye has zenginlik. Yoksa bereketsiz, öyle çok ağacın bile olmadığı, masaların zaten istesen yaygın olamayacağı bir mahrumiyetler coğrafyası. Yani zenginliği de kendi içindeki zenginlik. Yoksa diğer Irak, Suriye, işte o medeniyetlerin geliştiği, çöl olmayan yerlerin zenginliği yanında bir zenginlik değil yani. İşte böyle bir yerde süper güçlerin, kem gözlerinin uzak olduğu bir coğrafyada Allah Resulü neşet etti. Evet, büyük zorba otoriteler karşısında benim kendimce çıkarımım, Allah iki ana bir şekilde, iki ana yol olarak bir çıkış yolu vermiş. Bir, otoritenin dizinin dibinde Hazreti Musa vari sarayında yetişmeyle hakkı hakikati temsilin, hakkın hakikatin batıla galip gelmesi metodu. İki, gözden uzak. Uzak bir coğrafya ki bu Allah Resulü'nün coğrafyasına giriyor. Yani mesela bugün diyelim dünyanın süper bir gücü var. Kendi çıkarları doğrultusunda statüsünü koruma uğruna her şeyi göze alarak bir yönetim yapıyor. Evhamı vardır her otoritenin kaybetmeme adına. Nedir? Her yere de eli uzanıyor bugünkü diyelim süper güç. İşte ve sen onun merkezinden, neresi? Amerika. Amerika'dan uzak olduğun müddetçe evhama maruz kalırsın. Bak onlar kökten dinci, işte sizin de alerjiniz olan, size karşıtlık olan diğer İslami örgütler gibi, işte size karşı hani raporlar sunarlardı ya, işte bu evhamı tatmin etmek için bu tahrike karşı dizinin dibinde olman lazım. Hazreti Musa gibi. Yani neyi temsil ediyor mesela bu? Hani bir rüya sonucu
kendi saltanatını sona erdirecek İsrailoğullarından bir bebek doğacak diye Hazreti Musa'nın o doğum hengamesinde nasıl bebeleri kesip kesip atıyorlar ırmağa, ama bakar mısınız ırmaktan gelen bir bebek, değil mi, o sepetle, hikayeyi biliyorsunuz, benim detaya girmeme gerek yok, o sarayın bahçesine geliyor ya. Yani o Firavun'un karısının elleri arasına geliyor. Yani ilk akla gelmesi gereken bebek o değil mi mesela, değil mi? Her yerde bebek günden. İşte kalpleri eviren, çeviren, basiretleri kitleyen Rabbimizdir. La faile illallah. Ve bir de oradaki Firavun'un, işte o neyi temsil ediyor biliyor musunuz? Benim kontrolüm dışında uzaktakiler teşkilattan örgütlenme, filizken şey yapalım. Ama bu benim kontrolümün altında, avucumun içinde rahatlığı var. Ki zaten hakkı hakikati. Bir de ne var orada? Ya bizi bizden tanısınlar. Ne oldu? Hazreti Musa o taş sarayda yaşayan taş kalplinin kalbini yumuşatamasa da o geldiği suyun yumuşak mahiyeti gibi ne oldu? Ali Firavun'dan birçok insanın kalbini kazandı. Ona gelip de bir gün ortadan kaldırılması gerektiğini öldürüleceğini haber veren, gizli toplantıyı haber veren de Ali Firavun, değil mi, Kur'an'da geçiyor. Hatta İsrail kaynaklarında Yahudilerin Firavun'un amca oğlu ve Genelkurmay Başkanı. Düşünün, normalde en büyük düşman olacakken onu ondan tanıyor. Sen anlatıldığı gibi değilsini yakinen tanıyor gibi. İşte ama Allah Resulü'nün durumu öyle değil. Allah Resulü'nün durumu da insanların, medeniyetlerin uğramadığı çöl bir yeri. Aşağı Yemen bile vaha, orada valilikler var. Bizans'ta Sasani, iki süper güç var Hazreti Peygamber zaman. İkisi arasında gidip gelirken o Hicaz bölgesinden ta şeye kadar, en doğudaki Basra Körfezi'ne kadar o çöl bölgesi umurunda değil medeniyetleri. Hatta Hazreti Peygamber malum Hudeybiye anlaşmasından sonra Peygamber Efendimiz'in elçileriyle o alakalı o harita gelebilir. Dört bir yana biliyorsunuz mektuplar gönderdi. Er-Risale filmine adını da veren. Hatta film öyle başlar, değil mi? Üç atlıyla. Efsane bir sahnedir o. Ayrılırlar Allah Resulü'nün mesajları. Ama çok ilgi çekici bir sahne bunlar yani. Düşünün, dünyanın süper gücü İran Şahı'na gidiyorsunuz. Kim gidiyordu? Abdullah bin Huzafe Hazretleri gidiyor. Peygamber Efendimiz'in mektubunu getiriyor. Ya sahne acayip bir sahne yani. Daha sen böyle en safa çöl yerindesin. Az bir adamın var. Ve sen diyorsun ki dünyanın süper gücüne... Ya düşünün, yani anlayabilmek için meselenin şiddetini. Yani Yozgat sorgundan çıkıyorsunuz, 3-5 arkadaş bir hareket başlıyor, çok güzel. Ve gidiyorsunuz Amerikan başkanına, diyorsunuz ki evet, yani adam ol diyorsunuz yani. Hizaya gel, zalim olma, şu ahlaklara şeye dikkat et, beni dinle, bak Allah'tan bir mesaj getirdik sana. Yani ne kadar inanılmaz zor bir sahne, benzeri. Bizans İmparatoru'na karşı da olmuştu, Heraklit'e karşı. Evet, tabii ki bu haliyle bu adam çok kızmıştı. Mektubunu yırtmıştı zaten biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in mektubunu, Perviz ismindeki o şah. Ama akla hayale gelir mi? Bu hadiseden çok kısa bir süre sonra, evet, onun o sahip olduğu coğrafya Müslümanları eline geçti. Sadece bu bile peygamberliğinin delildir Hazreti Peygamber'in yani. Yoksa o İran Şahı ciddiye almamış. Hatta Yemen valisine demiş ki ya şöyle bir adam çıkmış, onu bana hemen iki adam gönder de gönder diyor. Yani o derece şey yapıyor. Muhataplığı bu kadar oluyor. Fakat bilirsiniz, okuyanlarınız, siyeri bilenler bilir. Bazan ismindeki Yemen valisi gönderdiği iki adama Allah Resulü çarımızı öldürülmüştür oğlu tarafından demiştir. Hani mektubu parçaladığı zaman Hazreti Peygamber'in de bedduasını almıştı. Allah da saltanatını parçalasın. Oğlu tarafından hatta Allah duasını gerçekleştirdi. Ne oldu? Daha sonra da bu haber de doğru çıkınca Bazan Müslüman olmuştu. Yemen valisi. Arkada Allah var bu davanın yani. Dünyadaki otorite güçler nereye kadar? Şimdi bu meseleyi biraz hızlandırayım ben size. İşte İslam, Müslümanlar yalnız böyle bir halde ama ne tabiat ilmi, ne yüksek derecede rasyonel felsefe bunlarla içli dışlı değildi. Müslümanlar Hazreti Peygamber vazifesini tamamladı. Arkada aslan bir cemaat bıraktı. Kendisine çok sadık, kendisine çok dinleyen ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de övdüğü.
tüm zamanların en hayırlı ümmetisiniz dediği, o ümmet Hazreti Peygamber'den sonra davasını devam ettirdi. Hazreti Peygamber vefat eder etmez yalnız son yılda heyetler halinde Müslüman olan birçok kabile, kavim dinden çıktı. Neredeyse Hicaz dışında dinden, İslam'dan çıkmayan çok az kabile vardı. Ama şunu da söyleyeyim, her kabilede Müslüman samimiyetiyle de kalan vardı, ayrılan vardı. Daha yeni Müslümanlardı. Kur'an-ı Kerim'de Ahmet Hocam'ın ifadesiyle Müslüman olan kavimlere şöyle hitap ediyor. Siz Müslüman oldunuz ama mümin olmadınız diyor. Hucurat suresi 6 idi herhalde, yanlış hatırlamıyorsam bu ayet. İnanılmaz önemli. Yani bugün İslam dünyasını yorumlarken bize çok lazım olacak, anlamlandıracak Müslüman olmayla mümin olmayı ayrı tutma. Müslüman olma, teslim olma, boyunduruk etimolojik anlamıyla. Kelime anlamı teslim olma anlamına. Yani babadan doğuyorsun, anne baba Müslüman, toplum Müslüman. Yani bu senin isterse toplumun bir şeyine boyun eğmek. Ama onun içeriği olan mümin sıfatları, ki o da müminin suresinde geçiyor değil mi? Temiz olma diyorsun, sokakları kirli, İslam adı verilen bir dünyadan bahsediyoruz. Korkunç bireysel ve kolektif, işte toplum kirli yani sokakları. Ticari ahlaksızlık almış başını gidiyor. Kimsede güven yok. Yani mümin olmanın karşıtı olan bütün neredeyse alışkanlıklar var. Evet, mümin olmayla kafir olma ayrıdır. Bunun konuda ayrı bir konuşma yapmak lazım. Çok önemli çünkü bu. Ama şimdi konumuzu dağıtmış oluruz. Zaten de iyi dağıtan biriyim. Ana caddeden giderken ara konulara giren. Şimdi Hazreti Peygamber'in heyetler zamanı Müslüman olan kabinler, şimdi Allah böyle diyor. Sizler Müslüman olmadınız diyor. Mümin olmadınız, Müslüman teslim oldunuz. Ve hakikaten de bu insanların birçoğu dinden çıktı. Ama Hazreti Ebu Bekir'le döneminde, o 2,5 yılda muhteşem bir performans sergiledi. Bir liderlik yaptı Hazreti Ebu Bekir. Ondan başka zaten kimse yapamazdı. Ve hem isyanlar bitti. Akabinde de Peygamber Efendimiz'in son döneminde sorunlar yaşanan, İslam elçisini şehit eden ve akabinde de onun hesabını sormak üzere gönderilen İslam ordusuyla savaşan, çatışan Bizanslılarla bir hesaplaşma vardı. Tehlikeydi. Bir de İran tarafında Müslüman olmuş bir kavimin Müsenna ismindeki lideri tarafından yardım istenmişti. İçeride dinden çıkma savaşları denen Ridde savaşlarında başarılı olmuş yalancı Müseyleme denen birçok işte yalancı peygamber diyemiyorum da onun için tereddüt ediyorum. Çünkü yalancı ile peygamber yan yana gelmemeli de kullanılıyor çok da. İşte peygamber olduğunu iddia eden o yalancıların işini bitiriyor. 3-5 tane birden çıkmıştı. Bittikten sonra o Müsenna'nın yardımıyla bu sefer de diğer süper güç. İşte Hazreti Peygamber'in mektubunu yırtan, ama tabii ki artık o yok, çoktan ölmüştü. Oğlu da yoktu hatta. Peşi sıra tam 14 tane çar gelmişti, şah gelmişti sürekli birbirine öldüre öldüre. Fakat İran her halükarda Müslümanlardan çok kalabalıktı. Neredeyse 1 milyona yakın toptan da ordusu var. Bizans'ın sadece Suriye valiliği bütün Müslümanlardan 4 kat kalabalık olduğundan bahsediliyor. Yani bu akıl alası değil yani. Siz eğer sadece siyerde kalıp, sadece cami kürsüsünde hocamızın ve hocalarımızın Peygamber Efendimiz'i anlattığı irşadi sohbetlerdeki örnekleriyle kalırsanız, ki o insanlar Kur'an-ı Kerim'in metodunu uyguluyorlar. Asıl anlatmak istedikleri ahlak normlarını sunuyorlar. Ama gerisini de bize bırakıyorlar. Merak edip işte bir kıvılcım elde edip bu Peygamber Efendimiz'in arkadaşları neler yaptı ve Allah Resulü'nden sonra neler yaptı. Sadece 4 halifenin menkıbeleriyle geçiştirmesek o dönemi. Daha sonra Hazreti Ebubekir'in vefat anında iki süper güce karşı o inanılmaz galibiyet haberleri geliyor. Ya düşünün, Müslümanlar Allah aşkına, yani var ya, insanlar detayı bilmeyince çabuk savruluyor sahabeler hakkındaki polemiklerde de. Karşı taraf demir yığını, tamamen askerlik mesleği olan, seferberlik olan, eğitimli olan, çok tecrübeli olan ve çok tecrübeli olan mareşalleri olan, generalleri olan, Heraklitleri olan, Hürmüzanları olan, işte Rüstemleri olan,
insanlar, ordular var. Müslümanlar daha düne kadar 100 kişi, 1000 kişi bir araya gelemiyordu İslam çıkana kadar ortaya. Toplama ordu. Devamlı askerlik yapan insanlar değil. Hiç duydunuz mu yani sahabelerin böyle eti meskut, Polatlı, Tuzla askeri eğitim yaptığını yani. Bu var ya, fizik kanunu kalkıyor, onu söyleyeyim yani. Allah imtihan sırrı bozulmasın diye işte belli sayıda insan ortaya koymuş. Yoksa gerçek fail Allah. Büyük başarılar geldi. İplerle mızrak okları bir kendilerine bağlayan, hani bazı sohbetlerde, vaazlarda geçiyor ya, yalın ayak insanlar. Hadi Allah aşkına toplama ordu, reçbellik, ticaret yapan insanlar, çiftçilik yapan insanlar bunlar. Zafere Allah öyle zaferler verdi ki peşi sıra her şey rast gitti yani. İran'da sadece bir savaş dışında bütün savaşlar kazanıldı çokça. Ve Kadisiye Savaşı denen bir savaş. Bu savaşla Mezopotamya alınıyor ve Sasani Devleti de bu savaştan, bir de bir sonraki daha büyük bir savaş, 642 Nihavend Savaşı'nda da Sasani Devleti ortadan kalkıyor. Osmanlı kadar uzun ömrü olan 600 yıllık bir devlet İslam'ın ortaya çıkmasıyla çok hızlı, ansızın zaten bu İran bu travmayı hiç atlatmadı. Yani bu hadiseden sadece 20 yıl kadar, belki 15-20 yıl önce dünyanın diğer süper gücünü yenmiş, Doğu Roma'yı, Bizans'ı yenmiş, bizim bugünkü işte Yalova'da, Üsküdar tarafında İran askeri gözükürken, sen bu hadiseden belli bir süre sonra bir anda ortaya çıkan bir İslam, en sapa, en çöl bir yerden çıkan bir İslam, o devleti ortadan kaldırıyor. O pervizin aklının ucuna gelmezdi herhalde. Beri taraftan da Bizans'ın bütün Akdeniz sahilleri alınıyor. Tabii ki bu kabilelerin yola gelmesi öyle kolay değil. İslam'ın bir metodolojisi vardır, topluma bakan. Acele etmez. Bir de kelime-i şehadet, Müslüman olmanın şartı kalben tasdik olduğu için kimseye kılıç zoruyla falan Müslüman ol deme geçersiz olundu. Bir defa baştan kabullenilmiş. İnsanların kendi haline bırakılır. İslam'ın hedefi şudur. Tırpandan, ayrı potlarından, yani senin tebliğine müsaade etmeyen güçlerden arındırmak, bertaraf etmek. Onun dışında barış dolu bir toplum. Yani Müslümanı, Yahudisi, Hristiyanı, Zerdüştü, Manaisti, Brahmanı birlikte yaşasın. İslam zaten üstün bir kültür. Her şeyle çapcandı. Yani düşünün, Şam alınmış, Şam'ın eski kilisesi ikiye bölünmüş, yarısı cami, yarısı kilise. Savaş hukukundan kaynaklı oldu bu. Neyse, onun detayına girmeyeceğim. Ama yarı cami, yarı kilise neredeyse 70 yıl kadar böyle işledi. Ama ne oldu biliyor musunuz? 70 yıl sonra ki Hristiyan rahipler gelip İslam halifesine, artık o zaman Emeviler dönemiydi, siz şu mabedin geri kalanını da siz alın, bize onun yerine küçük de olsa 3 tane kilise verin demiştir. Neden demiştir böyle? Kadim, bugünkü Şam Emevi cami var ya. Neden? Çünkü iki dinin kıyası yan yana anlaşılabiliyordu. Haftada bir ibadete gidilen, böyle bütün kainatın yaratıcısıyla ilişkinin daha az boyutta oldu. Ama öbür tarafta günde 5 defa ibadet, ders halkaları, fıkıhtır, kelamdır, tefsirdir, yoğun bir ilim faaliyetleri. Yani orada biraz okuyan, biraz kafası basmaya başlayan Hristiyan Müslüman oluyordu hemen. Çok kan kaybediyorlardı. İslam böyle, yan yana gelsin yeter. Evet. Velhasıl nasıl Hudeybiye barış atmosferinde bir yılda kazanılan Müslüman, belki diğer bütün savaş dönemlerinde kazanılan Müslümandan fazlaydı. Velhasıl Müslümanların yan yana komşu olması lazım. Örneklilikleriyle, performanslarıyla, iyi ahlaki performanslarıyla işte kalpler böyle cezbedilir. Yani Müslümanlık sahada olur. İşte bugün bizler için de alınacak bir şey bu. Bizler için sunulan bir fırsat bu. Artı tebliğ müesseseleri. Ordular mordularının yapacağı yok. Hani Osmanlı zamanı tekkelerin yaptığı gibi, dergahların yaptığı gibi. Böyle İslamlaşma oldu ama kendi haline bırakıldı. Belki bazen 2-3 nesil. Mesela Türk diyarları fethedildi ama 2 asır sonra İslam azınlıktan çoğunluğa çıktı. Mısır, bilir misiniz? Mısır deyince aklımız hemen İslam dönemi gider. Müslüman hakimiyetinde bile 250 yıl boyunca neredeyse köylerde İslam yokmuş. Düşünün yani. Bernard Lewis denen doğu araştırmacısı olan o meşhur adam bir şey söylemişti, ortaya sunmuştu. Ta İspanya'dan Çin tarafına kadar uzanan o İslam haritasını görüyorsunuz ya, hemen otomatikman Müslüman coğrafya. Halbuki Müslüman sayısı %10'du.
Yani kendi haline bırakılıp insanların kendi rızasına bırakmak. Bu çok önemli. Çünkü zaten kelime-i şehadetine bunu anlamayan tarihi gidip de diyalektiklere kafasını kaptıran şey burada kopuyor. Çünkü İslam'ın ana kelime-i şehadetine aykırı. Yani zorla kılıçla Müslüman olma diye bir durum olamaz. Şimdi bu peki kabilelere geleceğim. Bu kabilelerin birçoğu Allah da o an için daha kalpleri ısınmadığından bahsediyordu. Evet. Allah Resulü'nün bile yakasına yapışıyorlardı. Adil ol, işte ganimeti doğru dağıt diye bu kadar kaba insanlardı. Hazreti Ebubekir zamanı dinden çıkmışlardı. Hazreti Ömer zamanı küfe valiliğinde canları sıkılıyor. Onu değiştir, bunu değiştir. 4 defa falan vali değiştiriyorlar. Hazreti Osman'a boca ettiler. Toplandılar da işte şunu istiyoruz, bunu istiyoruz, şehit ettiler. Hazreti Ali'yi de en son aynı kişiler şehit etti. Tabii bazıları sahabenin kendi arasındaki kavga zannetti. Hayır, bu taifa hakkındaki nasıl uygulama yapılacağı konusunda. Ama konumuz, ben siyasi işlemek istemiyorum. Bilim şeyle işlemek istiyorum. Peki bu Bedeviler nasıl oldu da büyük bir dönüşüm yaşadılar? Evet, arkadaşlar, Müslümanlar büyük fetihler yapıyor. İslam'ın altın kadrosu, sahabe kadrosunun bir yönetim kadrosu var. Yani aşere-i mübeşşere de var içinde, büyük kura, büyük Kur'an talebeleri de var. Ve onların kararı. Yani ben mesela şunu çok doğru bulmuyorum. Hazreti Ebu Bekir böyle karar aldı, Ömer böyle yaptı. Hayır, orada büyük bir şura var. Allah Resulü'nün kurduğu müthiş bir sistem var. Ve onlar kararlarını şurayla, istişareyle, ortak akılla alırlar. Ayetini bize ulaştıran, dini ulaştıran sahabeler. Ve bir detaya da baktığın zaman evet, ortaya fikir atılıyor. Hazreti Ömer, Ebu Bekir, Osman hep böyle geçiyor. Ve o şura kararıyla, ortak kararlarla devlet yönetiliyor. Zaten sadece Hazreti Ömer'in şahsını indirirsek, Allah Resulü'nün herkesin yerinin doldurabileceği çok kaliteli insan yetiştiren o sistemini göremeyiz. Bizim bugün doğu insanların kafasında aşamadığı bu. Sistemci bir kafa yok. Hep kişilere indirgenmiş. Bugün en kahrını biz çekiyoruz ya. Sahtekar insanlar çıkıyor, başkalarının başarısından prim yapıyor. Bizim dünyanın şeyi bu. Bu bakışı değiştireceğiz. Yok Adolf Hitler'e deli diyorsunuz. Adam bir anda Almanya'yı süper güç yaptı. İyi de bütün Almanya yıkıldı. Bir isim öne çıkmadı. Yine Almanya dünyanın bu en büyük ekonomisi oldu. Ondan önce de öyleydi. Bu bir kişi örtüyor ya. İşte nasıl Hazreti Ömer Halid bin Velid ismindeki o sahabe komutanı görevden aldığıyla neyi ispatladı? Fetihlerde durmadan başarılar yine devam etti. O bir kişi perdeliyor, onun şahsına verilmesine engelledi. Allah Resulü'nün İslam'ın getirdiği sistem. Şahsi manevi benim, ben şu son sürece kadar nefsim kabul etmiyordu. İlla bir kişi çıkacak, Hazreti Ali bir kişi, İsa bir kişi olacak mı, şu bir kişi olacak falan. Olur, ayrı mesele. Ama Üstad bunu şahsi manevi olarak anlatırdı. Mesih'i hareket olarak. Yani yine de işte bir kişi çıksa falan var ya, böyle insanoğlunun ham duygularının arzuladı. Ama şimdi nefsim kabul etti. Ne kadar çirkin bir şey bir kişiye indirgemek, tüm başarıyı etmek. İşte İslam, sahabeler bunu gösterdi. Her bir sahabi çok kaliteliydi. İşte arkadaşlar, sahabeler büyük fetihler elde ettiler. Daha sonra orayı iyice sağlamlaştırma adına, hem kültür, inanç bunları aktarma adına, hem de yozlaşmama adına şehirler kurdular arkadaşlar. Mesela Basra, Küfe. Küfe'nin bugünkü halini veya yakın bir zamandaki halini bir resim olacak, onu gösterebiliriz. Küfe, Basra ve daha sonra Kahire'ye dönüşecek ama Fustat halini, Nil Nehri'nin iki yakası bugün Kahire. Dünyanın en kalabalık Müslüman şehirlerinden. Bir tarafı, doğu tarafında sahabelerin kurduğu Fustat şehri. İşte arkadaşlar, bunlar garnizon şehirler oldular. Bu çok önemli. İlmi tetikleme bu şehirlerde. Özellikle Irak tarafındaki Basra ve Küfe'de oldu. Basra ve Küfe'yi Müslümanlar kurdu. İşte bu üç şehri. Büyük fatihlerdi. Şimdi öyle büyük bir düşmanla mücadele ediyorsun ki sürekli ordu çıkartıyor karşına. İşte Müslüman orduları tekrar çöle kabilelerine gidip geri dönmek artık mümkün değildi. Bir yandan da yozlaşmış bir İran'ın şeyi vardı, toplumu vardı. O çöküntüye götüren, aslında devletlerin çöküntüsü bir sonuçtur. Ondan önce detaya baktığın zaman kabuğun altı bir sürü haşerattır, bozulmuştur toplum. Osmanlı Devleti'nin son döneminde olduğu gibi koca bir çınar ama içi oyulmuş. Haritası geniş ama öyleydi. İşte yoz bir toplum, özellikle İran'ın o ahlaksız bir toplum. Sahabeler şu karara varıyorlar.
İran şey, bir de İslam'da yasaktır katliam. Yok edemezsin, siz çıkın da bizimkiler yerleşsin düşüncesi. Hemen fethettikleri büyük şehirlere yakın şehirler kuruldu. İşte Basra, Küfe bunların en önemlileri. Hem uzak kalmama, hem askeri garnizonlar ve sıfırdan kurulan bu şehirlere kabileler yerleştirildi. Hayatlarında hiç böyle yerleşik yaşamamış, yarı yerleşik en fazla olan, hep göçebe, sulak peşinde, yaylak peşinde giden kabileler için alışık değildi. Çok uzun bir buhran dönemi yaşandı. Sonraki nesillerde anca oturdu. Yani adam vahşidir ama çocuğunu alıp okulda okutuyorsun. Değil mi? Hizmet hareketinin yaptığı gibi. Bu zaten o buhranlar Hazreti Osman'ı şehit ettirecek. Bunu oturtursak üçüncü bir canlı organizma var. Sahabelerin kendi arasındaki ihtilafları belki bir gün konuşuruz da konuşuyorlar ya, anlatıyorum. İnsanlar iki denklemle konuşuyor. Zaten diyor ki sahabeler kendi arasından kılacak. Hayır. Katilleri Hazreti Osman'ı katillerini cezalandırma konusunda Hazreti Ali ile karşı taraf. Yoksa birbirlerini boğazlamak için değil. O iki asır sonraki rivayetler bugün bizim kafamızı karıştırıyor. İki asır sonra olaylardan. Yani bugün var ya bizim kendi arkadaşlarımız farklı fikirde. Zırvadan zirvesine kadar hepsinin canı cehenneme cezalandırılsın diyen arkadaşlarımız da var. Affetmeye hazır olun diyen arkadaşlarımız da var. Gibi. Bu ayrı bir konu. İşte o kabileler, o kavimler ortadaki obje. Zaten Hazreti Osman olduğu gibi Hazreti Ali'yi de sonra şehit edecekler olanlar. İşte bu kavimler, kabiler vahşi bir at. Hazreti Osman sözü var. Yani vahşi bir atı veya bir hayvanı dizginleme beni çok yordu. Ve bu Küfe yapılırken arkadaşlar Yemen tarafından mesela bir kabile 8 bin kişiyle yerleşiyor. Aile, çoluk çocuk. Savaşlara bile çoluk çocuk giderlerdi yani. İşte ondan biraz az Kuzey Araplarından, işte Yahudilerden bir topluluk. Bir İran'ı yenilen Kadisiye Savaşı'ndan sonra yendiğimiz savaştan sonraki işte 4 bin İranlı Müslüman olduğunu söylüyor. Hani Kerhen'de olsa. Onlar da Küfe'de bir mahalle veriyor. Necran Yahudilerini, Hristiyanlarını Hazreti Ömer dönemi çıkartılmış. Onlar da oraya yerleştiriliyor. Tam bir kozmopolit. Kozmopolit demek biz bu Avrupa'dan da biliyoruz. Radyo açtığımız zaman bu korona birinci haberden önce hep entegre sorunu vardı. Entegre. Bizim belki burada en çok iş yapabileceğimiz bir alan olan uyum. İşte arkadaşlar sürekli çatışmaların, kavgaların, gayrimenlukların olduğu bir yer. Anadolu'da bile öyledir. Yani devletin fabrika kurduğu yere her göç alır fabrikalarda çalışmak için ama insanlar yabancılaşmıştır birbirine. Gece kondu, hızlı genişleme olduğu için şehir planlama düzgün değildir. O keşmekeşin hep arkasında bu vardır ya ve insanlar birbirine güvenmez. Adi suç oranları yüksektir. Ama devletin yatırım yapmadığı yerler birbirini tanıyan Konya, Kayseri gibi mesela değil mi? Daha oturaklı gider. İşte şeyin sorunu bu. Mesela hiç Şam'dan sorun duydunuz mu? Mesela İslam döneminde Küfe'den şeyden gelenler, yeni kurulan şehirden, üç yerden gelenler mesela Hazreti Osman'ı şehit etmişti. Ama Şam'da o abinin valilik yaptığı yer hiçbir sorun yok yani. Velhasıl çünkü o eski bir şehir, yerleşik bir şehirdi yani. İşte bu şehirlerde adeta tedrisattan geçirildi. Onların azgınlıklarına tahammül edildi. Ve yalancı olan, peygamber iddiasında olan Yemen'deki bir sahtenin peşinde ona en büyük finansmanı, ordu gücünü veren Eşhaş bin Kays isimdeki Kinde kabilesinin başındaki, artık Hazreti diyoruz, Hazreti Eşhaş bin Kays, o olaydan sonra Hazreti Ebu Bekir zamanında affedilmişti. Onun beşinci göbekten torunu İslam dünyasının ilk büyük filozofudur. Kindi. Duydunuz mu bilmiyorum. Zaten dedesinin kabilesinden alma. Kindi kabilesi demiştim ya. Ve daha nice alimler, düşünce adamları, İslam dünyasını sürükleyen birçok insan bu kabile, vahşilerin çocukları oldular. Yani İslam böyle büyük bir havzaya yol açtı. Ama nasıl oldu bu? Hadi onu da konuşalım. Ahmet Hocam, arada bir soru var mı? Yoksa ben kafamdakine göre devam edeyim mi? Tamam. Olur. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar asıl mevzuya gelelim. Şimdi hani ne demiştim? Daha önceki insanlığın düşünce mirası uykuda. Yani mesela bu Aristolar, Sokratesler, duymuşuzdur bu meşhur isimleri. Pisagorlar, matematikler, Hintlilerin işte matematik gökbilim çalışmaları.
Farisilerin başka başka dil çalışmaları falan. Mısır medeniyeti. Müslümanların geldiği yerlerde okullar var. İskenderiye Okulu var. Harran var ya, Harran, bizim Harran, Urfa'nın şeyi. Orada Harran Sabilerin işte gökbilim araştırmaları var. Şam her zaman öyledir. İşte Cünti Şapur denen bir bölge var. Tıp alanında dünyanın en iyisi orada. Şeyde Irak İran arasında Şah meşhur Şapur'un kurduğu bir şehirmiş. Yani böyle ilim havzaları. Bu yerler artık Müslümanların, yani Müslüman topraklarında yanda duruyor. Şimdi bana sorsanız ilimle alakalı en önemli saik ilmin böyle kitapların olması değil. Bakın bugün Müslümanların gelişimine çamur atmak için, Müslümanlar işte geliştiyse de orada özellikle Yunan bilim adamlarının ve diğerlerinin kitaplarını aldılar, tercüme ettirdiler ve gelişti. Yoksa İslam'ın kendisinde bir cacık yok. Af buyurun, bu kelimeyi bilerek kullandım. Çünkü bu anlamda kullanıyorlar. Belki hiç duymayanlarınız vardır. Ama çocuklarınız biraz okusun, biraz etsin, araştırsın, karşınıza bunlar çıkacak. Ve bazen benim kendi arkadaşlarım buna kapılıyor. Hayret ediyorum yani. Ya işte oradan alındı, buradan alındı. Yoksa İslam'ın kendisinden değil falan. Halbuki buradaki en önemli mesele ne biliyor musunuz? Buradaki en önemli mesele ilme talip olabilme. Bak 2-3 asırdır Batı dünyasının ürettiği, ilme lokomotiflik yapan bu dünyanın ürettikleri ortada ama kimse gelip bunlara müşteri olmuyor. Yani olup da 300 yılı sürüklenmiyor. Demek ki daha önce bir arzulama, bir duygu. Zaten ilimde yarım bilgi sahibi olan insan ilim öğrenir. Muhaldir yoksa, tamamen bilen içinde muhaldir, o artık biliyordur, tatmin olmuştur. Veya hiç bilmeyen de zaten talep etmez. Müslümanlar zaten büyük bir merak saikin içine girmişti. Yoldaydı. Ve o arzu, o veya Müslümanların o ilimleri aldığı kavimler niye gelişmemişti? Sadece az bir uzman ve öğretmenlerin elindeydi geçmiş düşünce mirası. İçinde mantık var, işte kozmik alem var, yaratıcıyla işte yarattıklar arasındaki ilişkiler var. Ha, adına yaratıcı diyen var, ilk hareket ettiren diyen var ama işte yaradanın failleri anlamında. Bunlar hep konuşulmuş. Neden, niçin, biz kimiz? Bu çok çok birkaç bin yıldır zaten konuşulan konular bunlar. Tıp mesela, tıpla alakalı yani. Böyle bir hengamede ciddi bir müşteri yok. Mesela Süryaniler ve Nasturiler, bunlar Doğu Hristiyanları. Onlardan mesela Yunancalardan kitaplar çevrilmiş. Kendi Süryaniçe'ye çevrilmiş. Zaten Müslümanlar bu Yunan kitaplarını Süryaniçe'den önce çevirmişti. Bunlar niye çeviriyorlar? Kendi aralarında mezhepsel tartışmalar var. Ve diyalektikler öyle safhaya girince... İşte Yunanların oluşturduğu mantık kitaplarından istifade ederek rakiplerin susturmaya bir ihtiyaç oluşmuş ama onlar için de şöyle denir, kendi tabanlarına yayamadılar düşünceyi. Sadece uzmanların alanında kaldı. Bak bu çok önemli, buradan bize gelecek. Şimdi uzmanlık seviyesinde kalmış. Hatta bazıları Yunanlar için bile deniyor ki bal vermeyen arı. Yani çok geniş bir kendi tabanlarında karşılık bulmadı. Veyahut Aristo'lar müthiş mantıklar yürütürken alemi tanımlamada halkın ekseriyeti, o mitolojiler var ya, böyle garip insan hayvan karışımı yaratıklar, Zeus'lar, işte Venüs'ler, Mars'lar falan, bu Roma'da şeyde de Paris'te, Avrupa'da bir sürü heykellerde gördünüz var ya, Yunan Roma tanrıları. Neyse tabanda bir şey yok. İşte Müslümanlar o bölgeye geldikleri zaman Müslümanların o ilimle meşgul olmalarını tetikleyecek unsurlar lazımdı. Yani ona müşteri olacak. Yanda duruyor. Ama ne gerek var? Kur'an'ım var, Risale'm var, pırlantam var, yeter bana. Mutmainsin. Mutmainsin yani. Mutmain olan insan sahaya gider, inandıklarını yaymaya çalışır değil mi? Kafan karışık değil yani. Ama evet. Şimdi arkadaşlar, Müslümanlar sahabiler arasındaki ihtilafı biz konuşuyoruz, hep olayları indirgiyoruz ama kader planında öyle büyük hikmetler oldu ki bir defa sahabelerin artık devri bitmek üzereydi. Sahabe ihtilafı sahabelerin son dönemi. Yani kader planında bir hesaplama oldu. Herkesin sevdiği,
herkesin şahit olanın harikulade insanlar olduğu gördükleri, Allah'ın gerçekten onları övdüğü kadar olduğunu insanlar şahit oldu. Her problemi çözüyorlar. Allah Resulü'nden bizzat istifade edenler. Ama bunlar peşi sıra artık vefat ediyorlar. Bir de sahabelerin kendi arasındaki kavga, gürültü, Allah bunu öngörmüştü Hucurat suresinde. Yine iki mümin topluluğu kavga ederse, işte aralarını bulun anlamında, Allah Resulü zamanında iki mümin topluluk hiç karşı karşıya gelmemişti. Sanki bak Allah bunu öngörüyor. Müminler kendi arasında kavga da edebilir. Ama burada daha büyük bir neden edebilir. Mizaçları farklı, telakkileri farklı, görüşleri farklı. Aynı olayda birisi farklı yaklaşır. Yani iki insan karşı karşıya tartışır, kavga edebilir. Ediyoruz da biz yani hayatımızda ama ya, haksıza kötüsün demiyoruz. Sen haklısın, sen haksızsın veya sen bütün haksız değilsin, değil mi? Pozitif psikolojinin dediği gibi. Ama bundan daha büyük öte bir şey var. Yani Hazreti Osman dönemi Cemal Sıfır'ına gömülenler asıl meseleyi görmüyor. Ki Cemal Sıfır'ın abartı şeyler var ama o konuyu başka işleriz. Bu olay büyük bir travmaya yol açtı. Kim haklı kim haksız tartışmalarına yol açtı. Birileri oturdu şunu düşündü dedi, ortaya attı. Anlam veremiyorlar. Ya bu kadar bize dini öğreten, eden, şey yapan insanların birbirine karşı gelmesi bir travmaya yol açtı. Önce Cebriyeciler şunu dediler. Cebriye hareketi çıktı. Mürciye veya. Şunu dediler. Ya her şey kader planında değil mi? Allah Kur'an-ı Kerim'de değil mi? İşte her şeyi eviren, çeviren, Yusuf'u biz vezir yaptık. Her şeyde atan sen değildin, bizdik. O zaman onların bir suçu yok. Bunu kader yazmış. Bu sefer Behbi tarafta oturdu. Daha sonra Mutezili'ye de dönüşecek mi? Ya bir dakika dedi ya. İnsanın hiç mi mesuliyeti yok dedi. O zaman niye cehennem var dedi. Her şey fiilleri Allah yönlendiriyorsa. Bakın bak fikirler tetiklenmeye başlıyor. Bakın travma, kriz. Bugün bizlerin de yaşadığı kriz. İnsanlar artık aç okumaya. Ben daha önce şu sohbeti yapsam kimse müşteri olmaz biliyorum. Ben kendim de daha önce bana açılmayan bilgiler açılmaya başlıyor. Çünkü bir anda beyin hücrelerim daha önce açmadığım, tatmin olmadığım konuları bu sefer açıyor. Neyin ne anlatmak istediğini yazılmış birçok eserde daha iyi anlıyorsun. Kur'an da öyle değil mi? Bize daha iyi tesir oluyor. Nurlar da öyle değil mi yani? Elhasıl sonra çıktılar kim haklı kim haksız. Yani daha sonra bu iş nasıl oluyor? Kendi aralarında mezhepleşme. Bakın İslam düşüncesini tetikleyen milat sayılır. Biliyor musunuz? Sahabelerin arasındaki itilaf milat sayılır. Yani eğer bir sahabe dönemi yaşananları karikatürize, saçma sapan rivayetlere boca etmezsek, böyle haklarında suizan uyandıran, bu asıl büyük bir şeyi, tetiklemeyi göreceğiz. Ve daha sonra hizipleşme, mezhepleşme ki bu itilaf çok yönlü rahmetle olacak, altın çağı başlatacak. İşte mesele Müslümanların kendi arasındaki itilafıyla başlayacak. Biz hep böyle siyasi haritalara bakıyoruz. Keşke İslam dönemini sadece siyasi Emeviler, Abbasiler diye okumasak. Yine bu perspektif bizi bazı gerçekleri görmeye engelliyor. Keşke o dönemin büyük alimleri, Hasan Basri zaten bütün ilimlerin kavşağında ama onun dışında biz Vasıl bin Atay'ı da bilsek, Mutezile'nin kurucusu diye geçen. İşte Cem bin Safvan'ı da tanısak. Ya Batı'da yani insanlar öyle bildiği isimler ki en az hanımı çocukları kadar bilirler bu işin uzmanı olanlar. Gece gündüz onlarla meşgullar. Onların mesela Vakidi'yi bilsek, işte Urve bin Zübeyir'i bilsek, işte Abdullah bin Abbas'ı bilsek, Hazreti Ayşe'nin harikulade bir öğretmen olduğunu, onun kadar talebe yetiştiren olmadığını, inanılmaz bir insan yani. Ama biz onu sadece oturmuş bir itiraftaki bir sahnede oturtamıyoruz kafamızda. Ali Ayşe'nin saçını çekti, o onun şeyini yaptı. Bunları aşabilsek o büyük düşünce adamlarının hamlelerini göreceğiz. Sonra Müslümanlar o zaman dediler ki biz bu kader meselesini anlama adına insanın hürriyeti nedir? Onu bir araştıralım. İnsan hürriyetini çok tartıştılar. Ya o zaman biz Yaradan'ın sıfatlarını anlayalım. Yaradan Kur'an'da alim diyor, kudret sahibi diyor, irade sahibi. O zaman onu da anlamak için bu sefer yarattığını bir inceleyelim. Çünkü bilinenden bilinmeyene gider. Bu Aristo mantığı. Evet doğru. Ve ondan sonra alemi, kainatı tecelli ettiğini, Rabbimizi tecelli ettiği ve onu araştırmayı. Bakın bu peşi sıra hiç de hesapta olmayan, özellikle Yunan kitaplarını çevirdikten sonra bu tartışmalarda herkes kendine özgün arayışlarına, meraklarına. Ya öyle bir merak ki arkadaşlar, mesela okuyorum bir örnek vereyim. Mütezile'nin kurucusu olan zat şey yapıyor, namaz kılarken yanında kağıt kalem bırakırmış, hanıma anlatıyor. Niye hasımlarına cevap vermek için? Böyle bir atmosfer tabana yayılıyor. Yani ben bugün arkadaşlarımdan çok ümitliyim. Yaşadığımız kriz çok geniş kitlelerde büyük bir merak uyandırdı. Yoksa ben bizim ülkede biliyorum siyasal İslamcı'nın o bazı önder kalemleri var.
çok daha bu düşünce felsefeyle meşgul oluyorlardı. Solcular hakaza şu bu ama tabana yayılmayan veya solculardaki gibi halkın duygu, düşünce, inançlarından kopuk olduğu için onlar yayamadı. Diğerleri de kendi başlarına kaldı ama ben bizim dünyada bunun çok daha farklı olacağına inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'i nasıl tekrar anlayalım düşüncesi, müteşabih ayetler. Bunlara giremedim. Aslında onlara girmem gerekiyordu. Belki sonra devam ederim. Çünkü program sürede olmak üzere. Müteşabih denen ayetler vardı. Mesela bir örnekle de onunla anlatmak istedim, anlatayım. Allah'ın eli, Allah arşa oturdu gibi Kur'an'daki tabirleri, bir kısım mücessim denen mezhep çıktı ortaya, düşünceler. Allah'ın sanki eli kolu varmış gibi o yediğinden, tabirinden. Bu sefer bu cehmiyeciler çıktı. Ya dedi, öyle şeydir mi? Oradaki mecazi bir anlamdır. Allah'ın öyle eli kolu falan olmaz, yarattığına benzemez. Bakın bu düşünceler 300-400 yıl İslam'ı anlama ve Kadı Ubeydullah'ın ifadesiyle Allah bilerek bu münazaraların olmasını istiyor ki müteşabi anlamını ilk anda tam anlaşılmayan uzun düşünce tefekkürlerle ulaşılabilecek İslam düşünce tarihini geliştiren, daha sonra bu fizik alemine, tabiata, tıbba, her şeye yayan bir şeye, tetiklemeye olacak, ilme müşteri olunacak. Bizim İslam dünyasındaki en önemli olan bu sinerji yoktu. Batı dünyası uzun süre bu sinerjiyi kendi çatışmalarında yaşadı. Biz işte o sinerjiyi, ne oldu? Çıktılar üstadlar, çıktılar hocamızlar. Tekrar bir imanı önce bir sevdirdi. Bir sahabe döneminin mukabili olarak, ama bundan sonraki dönemler sahabe neslinin devamı gibi olacak gibi diye kendimce tarihten çıkarım. Hızlı yuvarladım son bölümleri, vaktimiz bitti diye. Ben çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlerimiz, bilmiyorum kim dinliyor, kim dinlemiyor göremiyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum, dualarınızı istiyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında İslam medeniyeti denince çok sorulacak soru var. Ben gelecek bölümde özellikle pek çok yerde geçen toprak kazanmak, ganimet kazanmak için yapılan savaşlar haramdır ya da haram gözüyle bakılır şeklinde çok yaygın bir kanaat olmasına rağmen ilk dönem İslam medeniyetinin, Peygamber Efendimizin hayatını anlatan hemen hemen her kitabın büyük bir kısmının savaşlara ayrılmasının nedenlerini size sormak istiyorum. İlmin günümüze taşınmasında çok önemli vazifeler eda ettikleri sık sık söylenir. İşte pek çok yazılı eser, ilk çağa ait eserin orijinal baskılarının bulunmadığı, sadece Arapça tercümeleriyle günümüze ulaştığı söylenir. Çok önemli bir medeniyet inşa ettikleri, İbn-i Nedim'in 3 ciltlik eserinde sadece Emevi Sarayı'nda çalışan 70 tane tercüman olduğu, eser tercüme etmek için çok önemli bir medeniyet olduğu söyleniyor. Önümüzdeki bölümü buna ayırmak istiyorum hocam. Olur, olur. Çok güzel de olur. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam, bizi kırmadığınız, yayınımıza katıldığınız için. Değerli izleyiciler, bugünkü misafirimiz değerli tarihçi Eyüp Ensar Uğur'du. İslam medeniyeti üzerine konuştuk. Önümüzdeki sohbette de yine İslam medeniyeti üzerine sorularımızı kendilerine yönelteceğiz. Birazdan Erdem Beylerin hazırlayıp sunduğu İftar on Ensemble programı başlayacak. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.